Ben İzmir'i şuna benzetiyorum. Hani böyle pırıl pırıl nur topu gibi bir çocuk vardır. Alıp yüreğinize sokmak istersiniz. Fakat fakru zaruret içerisindedir. Yüzü gözü böyle kir pasak içerisindedir. Burru akmıştır. Ona şöyle güzel elbiseler giydirip yüzünü gözünü temizlediğiniz zaman işte dediğiniz gibi o güzelim çocuk ortaya çıkıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Ege Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin konuğu olarak gittiği İzmir'de yaptı bu ilginç çıkışı. Türkiye'nin üçüncü büyük kentini benzetmelerle eleştirdi. Orkestrasyon olursa bir memlekette oradan hoş armoni çıkar. Ama İzmir'den bir türlü maalesef armoni çıkmıyor. Çoğunlukla İzmir'den kakafoni çıkmıyor. Peki İzmirliler AK Parti Genel Başkan Yardımcısının sözlerine ne diyor? İzmirliler tabii ki uğraşmak istiyorlar. Bizim böyle sakin ve sessiz, yumuşak, güler yüzlü duruşumuzu bizi çok kolay alabileceklerini zannediyorlar. Ama bu olmayacak. Bunların konuşmalarını çok fazla kayda almıyorum yani. Çok da ciddiye almıyorum bu konuşmaları. Daha önce de İzmir'e gavur İzmir demişlerdi. Nedense İzmir'le böyle bir uğraşmaları var. Sanıyorum bunun farklı yorumları yapılabilir. Örneğin belediyede seçim kazanılmamaları, İzmir'de oy alamamaları, İzmir'e karşı bir herhalde onlarda antipati uyandırıyor. İşte gece, ben haberin devamını da biliyorum, gecekondu olduğunu söylüyor. Ankara'da gecekondu yok mu? İstanbul'da gecekondu yok mu? Ankara ve İstanbul'da belediye her şeyle dört dörtlük mü çalışıyor? Yani bence İzmir'de bu tip yorumlar yapmaları biraz kuyruk acılarından olsa gerek diye düşünüyorum. AK Partili Çelik'e cevap CHP'den geldi. CHP Genel Sekreteri Süheyl Batum, bu açıklamalar bir oyunun parçasıdır dedi. İstanbul'u, Ankara'yı metro projesine destek olma kararı alıyor, İzmir'i bunun dışında bırakıyor. Bana göre bu bir projedir. Hükümetin kendi bir şey yapmayınca o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ni kötülemek için giriştiği bir şeydir. Bu tarihten beri vardır. Zaten İzmir'e gavur İzmir diyen bir hükümetten de başka bir şey beklenmezdi.